Dostlar selam. Bugün sizlerle beraber gerçekten aslında ilk defa çekeceğim, böyle ilk defa deneyeceğim bir tarzda bir video çekeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki koleksiyon gerçekten hani yoldan çıkmış durumda. Artık burası fazla kalabalıklaşmaya başladı ve hani komple bir odayı bu koleksiyona ayırdım. Hatta bu koleksiyonun bir bu kadarı da Biliyorsunuz ki kendi odamda önceki videolardan da görebilirsiniz dostlar. Tüm odayı taşıdım. Gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Hem güzel odaya güzel bir görünüş sağladı tamam ama hani birazcık fazla kalabalık ve göz yoruyor ki ben burada oyun da oynuyorum aynı zamanda yani minik figürler falan gelmeye başladı. Tamam onlar kalsın çok sıkıntı değil ama arabalar gerçekten fazlaşmaya başladı. Ayrıca zevk almadığım araçları yani bulunmasından görmekten zevk almamaya başladığım araçları satışa koymayı düşünüyorum. Bunlar da kara değil de hani yalnızca ben zarar etmesem yeter gibi düşünerekten satışa çıkaracağım dostlar. Ee, buradan ilgilendiğiniz araçları e, fiyatını sormak için buradan bana ulaşabilirsiniz dostlar. Instagram'da e, ikinci hesabım. Başlayalım. Hem bu videonun konusu şöyle ki gerçekten çok 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 güzel çok hoşlandım ve arabayı inceleyeceğiz. Şimdi hani bir anda ışınlandım falan ama sorun yoktur bence. E, buranın ışığı daha güzel diye buraya geldim hemen. E, dostlar Elite 64 serisinden gördüğünüz araç Audi RS7 Sportback yani aslında RS6 olsa tabii ki hepimiz daha çok beğenebilirdik ama bu RS6'nın bir üst ve daha böyle nasıl söyleyeyim daha sport bir araç görüntüsüne sahip. Mesela şöyle ki onunki arası 6 hatchback bir araç. Yani arkası böyle nasıl söyleyeyim düz değil mi? Bunun daha böyle aerodinamik bir yapısı var ve daha sport görünmesini sağlamış. Yine en çok sevdiğim bir renk Nardo gri sanırım. Yani çok gerçekten elit duran bir renk. Hemen şimdi açalım. Eee, bir dakika çıkmadı. Öncelikle arabayı nereden aldığımı söyleyeyim. Sahibinden sitesinden aldım ve yalnızca 1400 TL'ye aldım. Fakat 168 TL'de maalesef ki param güvende ücreti ödemek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim aracı. Burada çok detaylı anlatmayacağım. Bakın burada dostlar aracın bütün özelliği yazıyor. Şimdi size aracın detaylarını göstermek için arka kamera açıyorum. Buraya geldiğimizde bakın ön panel harika. Şöyle göstereyim. Harika plakası var. Yani mükemmel bir kalitede üretilmiş. Şu hani plakaların mavi kısmında genellikle ülkesi yazar ya. Bunda yazmıyor. Jantlarına baktığımızda jantları gayet güzel yakışmış. Ama çok dikkat çekmiyor. Siyah. İçinde de mesela hani diskler olur. Onlarda da herhangi bir renklendirme yapılmamış. Dikiz aynaları var. Dikiz diyorum yan aynaları var. Kapı kolu zaten olması lazım. Sonra bakın şurada bir detayı var. Sonrasında arka kısma baktığımızda gerçekten harika. Farları, arka farlar harika duruyor. RS7000 adlı bir plakası var. RS7 logosu yazısı var. Arkası bakın bu şekilde. Aracın gerçeği şöyle gözüküyor. Bunu yalnızca 1560 liraya almak çok çok iyi. Nedenini şimdi açıklayayım. Bundan önce e, şurada gördüğünüz Lamborghini almıştım dostlar ve ben bunu tam 1800 lira gibi bir şey almıştım. Normalde 1700 fakat %10 da ödemiştim. Hani param güvende yine sahibinden sistemiyle. 170 lirada bana param güvende ücreti geldi ve 1870 TL gibi bir şey denk geldi. Dostlar yani o araçtan çok daha güzel bence. O araçtan çok daha sevilen bir araç bence RS7 ya da RS serisi öyle diyeyim. O yüzden yani detaylarını fazla bilmiyorum. Ama bunun şöyle bir kötü yanı var. Dostlar mesela Lamborghini'de kaput kısmı açılıyor. Bunda hiç açılan bir yer yok anladığım kadarıyla. Evet yok yani. Olsun zaten kutusunu açmayacağız bize etkileyen bir şey yok koleksiyonumuza böyle harika bir e, araç eklendi şu alttaki detayların da güzeline bakarsanız sevinirim hemen şimdi koleksiyon odama geçelim öncelikle buna hani nerede yer vereceğimi bile bilmiyorum daha. yani şimdilik şöyle koymayı düşünüyorum bir dakika şöyle koyduğunu düşünüyorum ama bakın burada Elite 64 serisi var. Şu aracı da daha demin bundan bahsediyordum. Bu aracı da 1800 TL'ye aldım ve gerçekten hani bu araç onların yanında çok daha ucuz. Ve kalite olarak da yani birbirine çok yakınlar. Model Modelin güzelliği konusunda da bilmiyorum. Yani şu araç da güzel. Gerçekten beğeniyorum bu aracı. Dikkat çekeceğiz. Böyle güzel bir seri hale geldi. Evet. Hani buradan başlarsak eğer Şöyle Burası dostlar 80 araç alıyor Hani 80 araçtan yalnızca 1, 2, 3, 4, 5 5 adet boş yerim kaldı ha, Bir de burada var 6 6 adet boş yerim var STH'ı da satmayı düşünüyorum çünkü STH bilmiyorum uzun kartonet olmayınca dikkatimi çekmiyor gerçekten. Hani Amerikan case olsa belki alınır da Burası dolu. Burası dolu. Bakın. Bunları da inceleyelim. Hemen. Bunları dostlar. Annem Japonya'dan getirdi. Ee, kendisine teşekkür ederim buradan. O da videomu izler. Sıkı takipçimdir. Evet. Burada daha Türkiye'ye gelmemiş olan Land Rover Defender 110 hızlı ve öfkeli serisinden bakın. Şu setten. Harika bir set. Ama hani maalesef Supra, Lamborghini veya BMW M3 yok. M3 müydü o? Bakın Japon sticker. Bu arada bu sticker Japonların her türlü ürününde var. ilginç bir şekilde. Mesela bu bu da Japon. Ama hani Türkiye'ye geldi bunlar. LCYK'ye geldi. O da üzücü bir durum. Yalnızca setten bu varmış. Hani Japonya'da durumu kötü. <laughs> Sonrasında regular olarak daha Türkiye'ye gelmeyen 2024 case. Burada BMW 507 var. Sarı, çok güzel. Fakat bunun hani şurası kırık gelmiş. Ve bu da gerçekten çok nasıl söyleyeyim? Çok ikonik bir araçtır. 1970 Chevrolet Nova SS. Böyle arkasını göstereyim. Bu da harika bir araç. Bunun bende farklı sette olan hali vardı. Ne yaptığımı bilmiyorum. Belki uzun kartoneti vardır. Ama bu araçtan olduğuna eminim. Bu şekilde dostlar e, hani teşekkür ederim anneme yeniden. Buradan en sevdiğim araç tabii ki bu. Hem Land Rover'lara olan bir ilgim var. Hem de araç zaten güzel. Yani hem de Türkiye'de yok. Onun da etkisi var. Hoş, nadir bir parça. Bunlar da aynı şekilde. Şu hariç <laughs> var yani. Bu arada Japonya'da her şey çok daha ucuz. Yani 200 lira. Şu Waikiki'de bile 200 lira dostlar. Orada 140 lira, 120 lira falan. Sonrasında e, burada regularları topladım. Arkasında uzun kartonet LCV'ye gelen setimiz var. Onu da tamamlamış oldum. Güzel oldu. Legolar var. Lego var geçenlerde paylaştığım bu harika bir e, parça var. Bakın bunun diğer setleri de şu şekilde. RLC'miz var, Legend Tour'umuz var, Toyota'mız var. Yani Supra'mız bunu da yeni inceledik attım. Bu şekilde dostlar her yer full dolu. Daha koyabileceğim hiçbir yer kalmadı. Burada e, gözden çıkarttığı modellerim var. 6, açık bu şekilde Eyvah Burada da Subaru BRZ'miz var. Bunları çok en şunu çok satacağım sanmıyorum. Bunda şöyle ufak bir çatlağı var ama hani 650 TL'ye satıyorum. Belki de satmayacağım. Hani 650'ye niye gitsin bu araç? Çok değerli bir araç ama sırf küçük bir hatası var diye satmak istemiyorum. Böyle dostlar. Hani her şeyi gösterdim. Premium araçlarımız var burada. Premium. E, Hızlı ve öfkeli. Bollyward. Modern klasikten iki tane değerli aracımız var. Bunları LCV'den almıştım. Hoşuma gitmişlerdi. Böyle. Ferrari'miz var. İlk ve son Ferrari'm. Ee, burada bir mini GT'niz var özel CD'den Neon, Spears... Bla bla bla. Evet, yani video burada sona erersin bence. Bakın burada yine regular'larımız var. Bitmiyor, burada 1.18 Maybach'ımız var. A traktör bile var yani, anlatabiliyor muyum? İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Ee, dediğim gibi şu hesaptan bana ulaşabilirsiniz. Ee, sonrasında görüşelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara sizi bekliyorum. Bay bay.